kansere ilişkin çok önemli vakaları teşhis ettiğinizi biliyoruz. Kıyaslama yaptığımızda o günden bugüne neler değişti bu kadar kanser hastalığı çoğaldı? Öncesinde var mıydı da biz bilmiyorduk ya da bu kadar yerel ve yazılı ve görsel basının desteğiyle halkımızı bilinçlendirmek adına yapılan çalışmaların ön plana çıkması mı bu kadar halkı daha bilinçlendirip sizlerle daha içine? Hepsi önemli. İletişim araçlarının çoğalması, bizim halka daha çok bunu duyurabilmemiz, eğitmemiz. Çünkü sağlık bilgisi, sağlık eğitimi çok farklı bir şey. Her üniversite mezunu olan birinin de sağlık konusunda bilinçli olmasını bekleyemeyiz tabii ki. İletişim araçlarında da bu konulara çok önem verilmesi, çoğu ulusal veya yerel kanallarda sağlık programının yapılması bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Bizler de oralara çıkıp zaman zaman halkı bilinçlendiriyoruz. Halk eğitim merkezlerinde zaman zaman konferans veriyoruz. Alışveriş merkezlerinde zaman zaman toplantılarda konuşuyoruz. Halkı eğitmek ve bilinçlenme adına. Yani bu çok ayrı bir eğitim gerektiren bir şey. Yani bunun çok uzmanlıkla, okumakla, eğitimle çok ilgisi yok. Sağlık olayı çok farklı bir olay. Herkesin sağlık konusunda ilgili olması lazım, bilgili olması lazım biraz. Herkes tabii seviyesine göre tabii ki. Yani doktor kimsenin olması da bekleyemeyiz. Ama teşhis çok çok önemli bir kanser vakalarında. Hatta afişler vardı yıllar evvel duvarlarda. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Bu önemli bir şey bizim için de. Çünkü çok geç yakalandığı zaman biz çok fazla bir şey yapamıyoruz. Ne cerrahi boyutta, ne de kemoterapi, ne de radyoterapi anlamında, ne de teşhis anlamında çok bir şey yapılamıyor. Son evre diyoruz biz onlara. İşte orada işte iki ay ömrün kaldı gibi cümleler kullanıyor. Onu da aslında kullanmak çok doğru değil. Hastanın moral motivasyonunu bozuyor. Son evrede bile yakalanıp, buradaki slaytta da gördüğümüz gibi evre 4 son evre demektir. Metastazlar yapmış ama ona rağmen çok başarıyla tedavi olmuş hasta var. Sonrasındaki uyum ve doğru yönetimi tabii çok önemli. Uygun kemoterapi, uygun aralıkta, uygun dozlarla, uygun şartta yapılması lazım. Yani teşhiste, hastanın uyumunda, doktor seçiminde, onkoloğun tedavi seçiminde, tedavi araçlarında, teşhis araçlarında, cihazlarda hepsinin dost doğru olması lazım. Teşhis koyan patoloğun da çok çok önemi var. Çünkü evreleme dediğimiz kanserin evresini belirleyen en önemli faktör bir tetkik araçları, MR, tomografi, PET scan dediğimiz cihazlar artı patolog çok önemli bunlarda. Bizim metastaz zannettiğimiz bazı lenf notları mesela patoloğun raporuyla metastaz olmadığı anlaşılıyor. Metastazsa evre hemen bir aşamaya yukarıya geçiyor. O yüzden her aşamada bu kanserin çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Bunda orkestra şefi, medikal onkologlar, biz teşhiste ön plandayız. Teşhis koyduktan sonra onkologlara tabii ki yönlendiriliyor. Orada tümör kurulları, onkoloji konseyleri toplanıyor. Orada beyin fırtınası yapılıp, orada daha doğru kararlar verilmesi gerekiyor. En son bilimsel veriler ışığında önce cerrahi mi, kemoterapi mi, radyoterapi mi, hangisi yapılacak şeklinde onun sıralaması vakadan vakaya değişiyor. Onkoloji kişiye özel tedavi demektir. Öyle olması lazım ve bu süreçte onkoloji uzmanı tarafından, onkoloji konseyi tarafından kişinin çok iyi edilenip çok iyi tedavi planlaması yapılması gerekiyor ve plana harfiyen uyulması gerekiyor. Burada hasta uyumu çok önemli. Hastanın moral motivasyonu, aile desteği, arkadaş desteği çok önemli. İşte çoğu kanserli vakalarda işte sen kansersin, vah 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 filan gibi cümleler kurmak yıkıcı cümleler bunlar, yapıcı cümleler değil. İşte sen doktora gittin, yapacak bir şey var mıymış gibi demoralize edici cümleler kurulması da çok bizim işimizi kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor. Hastanın da işini zorlaştırıyor bu süreçte tabii ki. O yüzden moral desteği ve palyasyon dediğimiz destekleyici tedavi çok önemli. O işi biz yapıyoruz. Bu kemoterapi süresi içinde hastaların lökositlerinde düşme, kemik iliğinde baskılanma ve araya giren enfeksiyonlar oluyor. Böbrek etkileniyor, üresi yükselebiliyor mesela. Bu süreçte bizler devreye giriyoruz bu kemoterapi aralıklarında. Hastaya destekleme yapıyoruz. Moral motivasyon açısından da yapmaya çalışıyoruz. Psikiyatristler kadar olamasa da, psikologlar tabii bu konuda eğitimli uzman, ehil kişiler. Kanı düşmüşse kan takviyesi yapıyoruz veya bu süreçte demir B12 eksikliği de olabilir tabii ki hastalarda. Normal kansızlık kemoterapi dışında onların desteğini sağlıyoruz. Ve kemoterapinin yaptığı yan etki, bulantı, kusma, gastrit gibi şikayetlerin de
tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani hep komple bir destek olması lazım. Komple bir tedavi olması lazım. Sadece kemoterapi, sadece radyoterapi, sadece cerrahi değil. Teşhisten sonuna kadar her aşamada hastanın çok ciddi ve doğru takip edilmesi lazım. Evet. Peki buradan bu hastada yakalanmamak adına bir bilim adamı olarak sağlık. Şimdi yakalanmamak için spor yapmak lazım. Tabii onu ben her zaman her toplantıda vurguluyorum. Artık kendine bakmak nedir kendine bakmak? Kilo almamak, evet. Dengeli beslenmek, protein, yağ ve şeker oranını %30, %30, %60 şeklinde dengeli beslenmek bu demek. Yani diyet yapmak para gerektiren bir şey değil. Bazı hastalara ben diyet yapman gerektiğini söylediğim zaman biz zengin değiliz ki hocam nasıl diyet yapalım diyorlar. Bu diyet yapmanın zenginlikle de bir alakası yok. Dengeli beslenmek, oranlara uygun beslenmek önemli. Spor yapmak moral motivasyon sağlama açısından immün sistemi güçlendirdiği için önemli. Her türlü spor, yürüyüş de bir spordur. Yani bir kolunu kımıldatmak, ayağını indirmek, kaldırmak bile spordur. Sıfırdan her zaman hep onu ben söylüyorum. Bir her zaman iyidir şeklinde. İşte kızartmadan uzak durmak, fast food'dan uzak durmak bunlar artık klasikleşmiş şeyler. Doğal beslemek mümkün olduğu kadar, pişirilmiş şeyler yemek mümkün olduğu kadar. Tabii ki meyveler çiğ tabii ki yeniyor ama özellikle sebzeler ve eti çok iyi pişirilerek yenilmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar haşlanmış şeyler yemek, ızgaradan kızartmadan uzak durmak gerekiyor. Onun dışında ailede kanser olan kişilerin kendilerini uygun doktorların önerdiği yaştan itibaren takip ve check-up'tan geçirmeleri gerekiyor. Erken teşhis konulması adına. Tabii ki ailede kanser var demek bizde de illa olacak demek değil ama olmayacak demek de değil. O yüzden belli yaşlarda doktorun önerdiği yaşlarda kontrol, takip, check-up yaptırmaları gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.